sevgili anneler. Anne adayları özellikle de ilk hamilelikleri ise eğer, ben de öyle olmuştu. Göbekleri büyüdükçe bu bebek nasıl çıkacak diye düşünmeye başlıyorlar. Hatta ben bir dönem paniğe de kapıldım, bu çocuğu nasıl doğuracağım ben diye. Bugün Anne Zen'deyiz, yanımda Ayça Yılmaz var. Ayça'ya bebeğin doğum kanalından nasıl çıktığını soracağım. Merhabalar Ayça. Merhabalar. Ayça, bebek nasıl doğuyor? Doğum kanalından nasıl geçiyor? Gerçekten korkulacak bir şey mi? Yani abartılacak bir şey var mı? Bize biraz bilgi verir misin? Tabii ki. Anneler gevşek olduktan sonra hiç işte korkulacak bir şey değil. Çok kolay bir şekilde geçebiliyor. Öncelikle birazcık pelvise bakalım. Pelvis böyle 3 tane eklemden oluşuyor. Önde oynayabilen, böyle gevşeyebilen bir eklem var bu kenarlarda ve burada da kuyruk sokumunun ucu. Evet. Şöyle yani şu ön tarafta da bir eklemimiz var, öyle mi? Aynen. Burası burada da bir eklem var. Bu arka taraflarda şu, da. Ya, buralardan bağlanıyor. Evet. Ve burada da koksiks dediğimiz eklemimiz var. Hamilelikte bütün bedenimiz gevşiyor zaten. Relaksin hormonunun etkisiyle doğum sırasında da bu maksimuma çıkıyor. Ve çok iyi haber, çünkü buralar da iyice gevşiyor, açılıyor. Ve aynı zamanda bebeğimizin, biliyoruz hep böyle doğumdan sonra bıngıldağı kapansın falan derler. Böyle iki kemikten oluşuyor. Doğum sırasında da bebeğin başı birbirinin üstüne doğru geçebiliyor. Ve evet, başın çapı daralıyor. Evet. Dolayısıyla çok kolay geçiyor bebek buradan. Evet. Sadece annenin gevşemesine ihtiyacımız var. Ve bebekler çok akıllı. Burada en uzun kısım burası, görüyorsunuz. Evet. Ve pelvisin giriminde de en uzun kısım burasıdır. Burası daha dardır. Çıkımda ise burası daha geniştir. Evet. O yüzden bebekler... Şöyle şey yapabilir miyiz? Tabii. Bu kısmını tekrar gösterebilir misin? Şurası daha geniş, görüyorsunuz buraya göre. Bu iki leğen kemiği arasındaki, evet. Aynen. Evet. Ama çıkımda da hop, görüyorsunuz şu aralık daha geniş. Şurası evet, daha dar. Evet. Dolayısıyla bebekler başlarının daha geniş olan kısmıyla giriş yapıyorlar pelvise. Evet. Doğum dalgaları başlamış oluyor. İşte bazen suyu gelmiş oluyor annenin. Yavaş yavaş bu kanalda ilerliyorlar. Sonra burada daha dar kısmı bebeğin başının geniş kısmına denk geldiği için burada dönüyorlar. Evet. Yani yan girip ondan sonra düz dönüyor gibi oluyor. Aynen. Anneye uyum sağlıyor, doğum kanalına uyum sağlıyor. Aynen. Yani bedenimiz bizimle birlikte bizim için çalışıyor, böyle diyoruz. Annenin tek yapması gereken içinden geldiği gibi hareket etmek, bebeğine ve kendisine yardım edebilmek için. Sonra burada bebek birkaç dalga her anin değişiyor. Sonra vajinaya baskı yapmaya başlıyor. Eğer yeterli süre beklenirse burada, o zaman buradaki kaslar uyuşuyor ve tamamıyla açılıyor. Evet. Ve bebek başını buradan yavaşça çıkarıyor. Evet. Ama bu sefer de bebeğin başından sonra omuzları daha geniş bir yerde ve omuzları dar kısmında kaldı pelvisin. O yüzden bebek burada bir üçüncü kez daha dönüyor. Omzunu çıkartmak için, sonra önce bir omzunu, sonra diğer omzunu çıkararak yavaşça annesinin göğsüne geliyor. Evet, nur topu gibi bebeğimiz aynen oldu. Burada belki dikkat etmemiz gereken önemli bir konu. Böyle yatarsanız, görüyor musunuz? Sırt üstü yattığınızı düşünün. Şurası ne kadar daralıyor. Evet. Annenin aktif olması ve bu arkayı belki ayakta, belki dört ayakta, belki yan yatarak burası üçte bir oranında daha fazla açılıyor. Yani doğum sırasında sırt üstü yatarak beklemek mantıklı biraz bir şey değil, kapatıyor. Öyle mi? Annenin içgüdülerini dinlemesi ve nerede daha rahat hissediyorsa o şekilde hareket etmesini tavsiye ediyoruz. Peki, çok teşekkürler Ayça. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili anneler, Ayça size bebeğin doğum yolundan çıkışını anlattı. Gerçekten bebekler ve anneler yani mucize diyebilirim. 3 kere dönerek çıkıyor. Bebek nasıl hareket edeceğini kendisi çok iyi biliyor. Ve annenin de birazcık vücudunu dinlemesi ve doğum sürecinde biraz daha hareketli olması süreci biraz daha kolaylaştırıyor. Görüşmek üzere.